Bu zamana kadar sizlere dilimin döndüğünce yüzlerce video yaptım. Bunların hepsini İzmir'den seslendirdim. Fakat bugün olaylara denizin öteki tarafından bakacağız. Yunan komutan, siyasetçi ve tarihçilerin gözünden Türk Kurtuluş Savaşı, onların tabiriyle Küçük Asya Felaketi. Birinci Dünya Savaşı sonrası söz verilen payını almak isteyen Venizelos önderliğindeki Yunan siyasiler İzmir'e çıkmak için girişimlerde bulundular ve bunda başarılı da oldular. Birkaç çatlak sese rağmen Yunanistan ve Anadolu Rumlarında bu durum büyük bir heyecan yarattı. Chronopoulos anlatıyor. Mondros'u takip eden birkaç günlük sessizlikten sonra İzmir limanında iki İngiliz gemisi görülmüştür. Bunların gelmesi İzmirli Rumları heyecanlandırmıştır. Hemen hemen hepsi rıhtıma koşmuşlar ve dükkanlarına Yunan ve müttefik bayrakları asmışlardır. İlerleyen süreçlerde 30 ayrı gemi İzmir'e demir attı. Ancak Yunan gemisi İzmir'e geldiğinde Rum halkı sahile akın etti. Yüzlerce yıllık hayal gerçek oluyor, Helen medeniyeti tekrar canlanıyordu. Yunan siyasiler sadece gemilerin İzmir'e gelmesiyle yetinmeyecekti elbet. Yoğun bir şekilde siyasi faaliyetlerine devam eden Yunan hükümeti İzmir'de Rumlar tehlike altında tezini ortaya attı ve İtalya'nın çekimser diğer devletlerin olumlu görüşüyle İzmir'e asker çıkarma konusunda anlaşma yapıldı. Özellikle İngiltere Başbakanı Lloyd George bu kararın alınmasında öncü bir rol oynadı. Venizelos çıkarmanın gizli yapılmasını istiyordu. Türkler çıkarmayı duymamalıydı. Esasında Türklerden korkmuyordu. Çünkü düzenli bir birliği olmayan Türklerde bir isyan emaresi gözükmüyordu. Osmanlı padişahı Vahdettin ve hükümeti de İngilizlerin sözünden çıkacak kadar cesaretli değildi. Fakat ne olur ne olmaz, tepki gelir, belki büyük devletler izin vermekten vazgeçer, hayallerimiz suya düşer diye İzmir çıkartmasını pek dillendirmediler. O esnada Yunanistan'da tatlı bir heyecan vardı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor, işgali güzel anlamlarla süslüyorlardı. Mesela askerleri taşıyan gemi Eleftheria limanından çıkacaktı. Eleftheria özgürlük demekti. Anadolu'daki Rumlara özgürlük götürüyoruz propagandası yapılıyordu. Yunan tarafından tek tepki sosyalist bir gruptan geliyordu. Biz kardeşiz, Türklerle savaşmayacağız sloganları atılıyordu. Savaşa hayır diyen bu grubu ne o günlerde ne de savaş esnasında duyan olmayacaktı. Yunanistan için o kutlu gün gelmiş, Yunan askeri gemilere bindirilmişti. Gemideki askerler dahi İzmir'e gittiklerini gemi kalktıktan sonra öğrenmişti. Albay Harilos askerlere şöyle bir konuşma yaptı. Kardeşlerimiz, babalarımız, evlatlarımız biraz sonra varacağımız yerde bulunuyorlar. Unutmayınız ki gideceğiniz yerde başka dinlerden insanlarla yani Türkler ve Yahudilerle de karşılaşacaksınız. Bunlara karşı hiçbir hareket değişikliği olmasın. Çünkü biraz sonra bunlar da Helenler gibi kardeşlerimiz olacaklardır. Aynı dakikalarda Venizelos'un askerler için kaleme aldığı bir yazı okundu. Yazıda şöyle yazıyordu. Büyük devletler tarafından şehirde güvenliği sağlamak amacıyla Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesine karar verilmiştir. Ulusal ordumuzun tarihinde size verilen görevden daha onurlandırıcı çok az görev olmuştur diye başlayan yazıda Türklerin güvenini kazanın, dikkatli olun mesajları dikkat çekmiştir. İzmir'de Türk tarafındaysa kuşku hakimdir. Bir şeyler olacağı sezinlenmiş, toplantılar yapılmaya başlamıştır. Aynı dakikalarda İzmir'deki Rumlar da kilisede toplanmaya başlamıştır. İzmirli Rum bir gazetecinin oğlu olan Yannis Kapsis toplantıyı bizlere şöyle aktarıyor. Ne sevinç çığlıkları ne alkış duyuldu. Sadece hıçkırık. Sevinç ve milli gurur hıçkırıkları. Hristostomos deniz albayını kutsadı ve ağlayarak onu kucakladı. Zapt olunamaz deniz kurdu, heyecandan iflah kesilmiş olarak bir koltuğa yığıldı. İzmir'deki dini lider Hristostomos heyecanını gizleyememiş ve dört bir yana haber salmıştı. Şöyle demişti. Kardeşler, zamanı geldi. Asırlık hasretlerimiz gerçekleşiyor. Mayıs'tan itibaren Büyük Yunanistan'ın bir parçasıyız. Bu haberi duyan Türkler adeta yıkılmıştı. Yunan tarafında korkulan tek bir isim vardı.
O da sakallı Nurettin Paşa'ydı. Özellikle dini lider Hristos Tomos, sakallı Nurettin Paşa'nın katliam yapacağını söylüyordu. Osmanlı hükümetine yapılan baskılar sonucunda sakallı Nurettin Paşa İzmir'den uzaklaştırılmıştı. Fakat Nurettin Paşa bu olayı hiç unutmayacaktı. İzmir'e çıkarma yapılacağı günün gecesinde Maşatlık adlı yerde toplanan Türk ahali isyan etmek için bir öncü aramış, fakat ne hükümet ne askerler bu konuda istekli davranmamıştır. Ve o an gelmiştir. Sabah saatlerinde karaya ilk çıkan Efson alayları olmuştur. Birinci Efson alayından bir asker eğilmiş, özgür İzmir'in toprağını öpmüştür. Sahile akın eden Rumlar kutlama yapmaktadır. İzmirli Rum kızlar gül yaprakları ve çiçekleri Yunan askerlerinin üzerine serpiştirmektedirler. O esnada dini lider Hristos Tomos şöyle bir konuşma yapmıştır. Asker evlatlarım, Elen çocukları, bugün ata topraklarını yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım. Hadi buyurunuz. Bütün azizler sizin arkanızda olacak. Atalarınızın toprakları sizleri bekliyor. Milletler Arası Bağımsız Komisyon bu konuşma için ateşe benzin dökmek gibi bir şeydi demiştir. Yunan tarafı için her şey yolunda gidiyorken bir kurşun tüm havayı değiştirir. Dimitrakis o anları şöyle anlatıyor. İzmir'de bulunan milliyetçi Türkler silahlanmıştı. Bir eylem yapacakları belliydi. Fakat zafer sarhoşluğundan bu ikazlar pek umursanmadı. Bayrağı tutan tören kıtası açık hedef konumundaydı. Hasan Tahsin adlı bir kişi tarafından vuruldu. O dakikadan sonra Türklerle çeşitli yerlerde çatışmalar başladı. Çatışma sonunda kendi başına direniş gösteren iki paşa, 28 üst rütbeli, 123 küçük rütbeli subay, 540 er ve 2000 kadar silahlı vatandaş gözaltına alındı. Hepsi de Patris gemisinde alıkonuldular. Fakat bu alıkonulma kansız bir şekilde olmamıştır. Türklere göre alıkonulma esnasında elleri bağlı Türk askerlerinden 30'u süngülerle öldürülmüştür. Toplamda 1000'i aşkın masumun Yunan birlikleri tarafından öldürüldüğü ileri sürülmektedir. Albay Süleyman Fethi, Zito Venizelos yani yaşasın Venizelos demediği için süngülerle öldürülmüştür. Yunan tarihçi Dimitris, İzmir çıkarmasının sorunsuz olmadığını kabul etmekte, talanlar oldu, cinayetler işlendi demektedir. Dimitris'e göre bu olaylar Venizelos'tan bile saklanmış, bütünüyle bu hadiseler Batı'da oldukça geç öğrenilmiştir. Yunan Başbakan Venizelos bu olayları soruşturmuştur. Albay Mazarakis, elleri bağlanmış durumda rıhtıma sürüklenen Türk esirlerin kudurmuş dediği Rum kalabalığı tarafından parçalanarak öldürüldüğünü raporunda belirtmiştir. Bu işgal sonrası Osmanlı hükümeti durumu sadece kınamıştır. İşgalden 4 gün sonra Mustafa Kemal Paşa Samsun'a genel müfettiş olarak gitmiştir. Yollanma sebebi bölgedeki çatışmaları durdurup Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre bu bölgelerin de işgal edilmesine engel olmaktır. Paşa'yı Sultan Vahdettin hükümetin kararına uyarak yollamıştır. Mustafa Kemal gitmeden önce Osmanlı Genelkurmayı'yla gizli görüşmeler yapmış ve işbirliği içinde bulunmuştur. Yunan ve İngilizler tarafından Kemalist Hareket olarak adlandırılacak süreç de böylelikle başlamıştır. İlerleyen aylarda şehirde tam olarak egemenlik kurmaya başlayan Yunanlar asker sayısını 100 binlere dayandırmış, Manisa ve Aydın'ı da kendi sınırları içine katmıştır. Bu sırada karşılaştıkları tek zorluk vurkaç yapan Kuvayi Milliye örgütüdür. Bunlar Yunan kuvvetlerinin canını sıkmaktadır. Fakat bu güçler onların ilerleyişini çok da etkileyememektedirler. Mustafa Kemal ise Anadolu'da Kuvayi Milliye'yi körüklemektedir. Komutanlarla yapılan toplantıda Anadolu Hareketi'nin lideri Mustafa Kemal seçilmiş ve çalışmalarına kongreler yaparak devam etmiştir. İngiliz ve Yunan siyasiler bu durumdan rahatsız olup padişah ve hükümete baskı yapmıştır. Padişah Kemal Paşa'yı geri çağırmış, fakat Kemal Paşa bunun bir tuzak olduğunu Osmanlı Genelkurmayı'ndan öğrenip İstanbul'a gitmemiştir. Bu resleşme Padişah Vahdettin'in
Kemal Paşa hakkında idam kararı vermesine kadar gidecektir. Kurtuluş Savaşı esnasında padişahın bakanlarından bu süreç içinde Yunan işgalini övenler dahi çıkmıştır. Sürekli olarak ilerleyen Yunan birlikleri İtalyanların pozisyon değiştirmesine sebep olmuştur. İzmir'in kendi hakkı olduğunu düşünen İtalyanlar yavaş yavaş tarafsızlığa doğru gitmektedir. Avrupa'daki insanların artık savaş istememesi de bu süreçte etkili olmuştur. Aynı zamanda kendine müttefik arayan Türk Kurtuluş Savaşı yöneticileri kayıtsız ve şartsız şekilde kendine yardım edecek bir devlet de bulmuştur. Bu da henüz kralı yeni devren Sovyet Rusya'dır. Mustafa Kemal öncülüğündeki Türk Kurtuluş Savaşı taraftarları 23 Nisan 1920'de Anadolu'da bir meclis toplamıştır. Mustafa Kemal'e göre kurtuluş Kuvayi Milliye ile yürütülmezdi. Ona göre düzenli bir ordu şarttı. Düzenli ordu kurulma çalışmalarına kadar Yunan ordusu kendilerine belirtilen sınırları direnişsiz bir şekilde aşmış, Uşak, Balıkesir, Bursa gibi önemli yerleri işgal etmişti. Özellikle eski Osmanlı başkenti Bursa'nın alınması İzmir'den sonra ikinci bir şoka neden olmuştur. Bu süreç içinde Yunanistan'da bazı çatlak sesler yükselmeye başlamış, çok ilerlemenin olumsuz sonuçlar doğuracağı konusu konuşulmuştur. Fakat İngilizlerin sınırsız desteği varken ilerlemek değil durmak aptallık olur görüşü ağır basmıştır. Üstelik Yunan siyasiler ileride yapılacak bir anlaşmada işgal edilen bazı noktaları Türklere anlaşma gereği geri veririz. Böylelikle İzmir ve çevresindeki kalıcılığımızı pekiştiririz görüşünde bulunmuşlardır. Ankara hükümeti ilerleyen aylarda düzenli orduyu kurmuş, doğuda cepheyi Kazım Karabekir sayesinde kapatmış ve silahları ve tecrübeli askerleri batıya kaydırmıştı. Yine Mustafa Kemal, İngiliz ve Fransızların fikir ayrılığından yararlanıp Fransızlarla bir anlaşma imzalamıştı. İtalyanlar da artık yeni bir cephe açmamıştı. Görünürde düşman olarak 4 unsur kalmıştı. Ermeni gönüllüler, Yunan ordusu, İngilizler ve Osmanlı hükümetinin oluşturduğu Kuvayi Milliye karşıtı Anzavur ordusu. Düzenli ordunun kuruluşu sırasında Yunan birlikleri sürekli ilerliyordu. Trakya artık Yunanlarındı. İstanbul zaten İngiltere öncülüğündeki diğer devletlerin kontrolü altındaydı. Artık büyük bir tepki verilmeli, halk sindirilmemeli, milli bilinç şahlanmalıydı. Geçen her gün Anadolu'nun kültürel olarak da işgalini güçlendirmekteydi. 1920 yılının sonlarına doğru enteresan bir olay gelişti. Yunan kralı Alexandros ani bir şekilde hayatını kaybetti ve Venizelos'ta muhaliflerin baskısıyla seçime gitti. Venizelos'un politikalarından memnun olmayan ve savaştan bıkan bir kısım Yunan halkı başbakan Venizelos'u devirip kral olarak da Venizelos'la arası bozuk olan Konstantin'i getirmeyi planladı. Başbakan Venizelos, eğer seçimi kaybeder ve kral Konstantin olursa 6 ay içinde İzmir'i kaybederiz, dedi. Muhalif cephenin önemli isimlerinden Gunaris, her gün Anadolu'da ölen çocukları kastederek çocuklarımızı geri getireceğiz, vaadinde bulundu. Mustafa Kemal önderliğinde örgütlenen Türk cephesi muhakkak sonuca ulaşacaktır hissiyatı muhalif cephede yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Yunan halkı da Venizelos'un düşüncesinin aksine artık savaşan genç Yunanların ölmesinden rahatsızdı. Onlar Türklerin hiçbir karşılık vermeyeceğini düşünüp işgalin kansız bir şekilde olacağını düşünüyordu. Ek olarak Venizelos'a yakın kişilerin ani zenginleşmesi ve halkın fakirleşmesi de büyük tepki çekmekteydi. Yunanistan büyüdü mü? Senin tarlanı büyüttü mü? Söylemi halk arasında dilden dile yayılmakta, İzmir'i istemiyoruz, Trakya'yı istemiyoruz sloganları atılmaktaydı. 14 Kasım 1920 tarihinde seçimler gerçekleşmişti. Venizelos karşısındaki muhalif cephe %68 oy alarak seçimi kazanmıştı. Yunanistan'ın önde gelenlerinden Hacı Antenyon seçim konusundaki yorumunu şöyle yapmıştı. Seçimler Yunanistan'ın felaketi için kapı açmıştır. Muhalefet, Makedonya'daki Türkler ve Yahudilerle birlikte 3 milyon insanın kaderini belirlemiştir. Anti-Venizelos karşıtlarının bayraktarlığını Müslümanlar ve Yahudiler yapmaktadır. Bu insanlar komünistlerle birlikte Yunanistan'ın yeniden doğuşunu katlettiler. Türkler Makedonya'daki camilerini ışıklarla süslemişler. Kemalistler
rahat bir soluk almışlardır demekteydi. Venizelos seçimden 3 gün sonra ülkeyi terk etmiştir. Venizelos'un hapishaneye tıktığı insanlar bir gece içinde serbest bırakılmış, Yunan halkı sevinç gösterileri yapmıştır. Bu esnada Anadolu'da yer alan Rumlar da endişelidir. Gelişmeleri dikkatle izleyen Kemal Paşa, düzenli ordu bir an önce güçlensin emrini vermiştir. Venizelos karşıtı kral Yunanistan'a geri dönmüş ve tekrar kral olmuştur. Kral olmasıyla birlikte de Anadolu'da Venizelos yanlısı subayları ve üst rütbeli askerleri tasfiye etmiştir. Birçok tecrübeli komutan firar edip İstanbul'a yerleşmiştir. Bunların yerine yeni subaylar gelmiştir. Krala tam anlamıyla bağlı olan bu subaylarla Venizelos'u destekleyen askerler arasında her zaman bir çatışma olmuştur. Venizelos'u destekleyen ve hala cephede olan Pinolpi bu durumu 1 Haziran 1921 tarihli günlüğünde şöyle ifade etmiştir. Yollar yeni subaylarla dolu, giysileri yepyeni, altın sırmaları parlıyor. Bu üniformalar siper görmediler, onları barut yakmadı, hiçbir zaman da cepheyi görmeyecekler. Bu subaylar maaşlarının 2 kat olmasını istiyorlar, lakin şan istemiyorlar. Şan kan ve cefayla kazanılır, kahvehaneler bunlarla dolup taşıyor. Sadece bizim çocuklarımız cepheye gittiler, hastaneler bizim çocuklarımızla dolu diyerek kralcı askerlere tepkisini göstermiştir. Bu esnada Türk tarafında da çatlaklıklar vardır. Düzenli ordu kurulurken Çerkez Ethem bu orduya katılmak istememiştir. Durum bir süre idare edilmiştir. Gediz'de şiddetli bir Türk-Yunan çarpışması çıkmış, Yunan kuvvetleri sağlam ve güçlü durmuş, Türkler güven kaybı yaşamıştır. Üstelik düzenli ordu ve Çerkez Ethem kuvvetleri birbirlerini suçlayarak iç bir çatışmanın kıvılcımını yakmışlardır. Bunun üzerine Kemal Paşa, Batı cephesinin önemli bir bölümünü İsmet Paşa komutasına vermiş, Çerkez Ethem'e ilerleyen zamanlarda daha tolerans göstermemiştir. Bu bir aylık süre zarfında olası bir Yunan saldırısının gerçekleşmemiş olması, Yunan kuvvetlerinin en büyük pişmanlıklarından biri olmuştur. Yunan tarafından Bulullas bu konuyla ilgili şöyle demiştir. Ne yazık ki bizden, Kemalist rejimin bu ağır krizinden yararlanmayı bilecek bir kişi dahi çıkmadı. İktidar değişikliği sebebiyle eşsiz bir fırsat kaçırıldı demiştir. Çerkez Ethem ile Türk ordusunun çatışması bir yerden sonra sıcak çatışmaya dönmüş, Ethem birliklerinin bir kısmıyla Yunan ordusuna sığınmış, İstanbul hükümetine Kemalistlere karşı tutum sergileyeceğine dair mektuplar yazmıştır. Yeni kurulan Türk ordusu, güneyde Ethem kuvvetleriyle çarpışırken İnönü mevkiinde Yunan kuvvetleriyle çarpışmaktadır. İsmet Paşa öncülüğünde ciddi bir disiplinle savaşan Türk ordusu net bir galibiyet elde etmese de Yunan birliklerini savaş meydanından çekmiştir. Bu çekilme ile ilk defa ordu bir başarı elde etmiştir. Yunan hükümeti Venizelos gidince savaş bitecek tezini gerçekleştirmemiş, Anadolu Savaşı'nın devam edeceğini ilan etmiştir. Türk tarafı 1. İnönü'yü coşkuyla kutlarken Yunan tarafına göre 1. İnönü Savaşı sadece bir güç denemesidir. Güçlerini görmüşler ve geriye çekilmişlerdir. İsmet Paşa bu olayla ilgili Yunan ordusu başkomutanı Papulas, Ethem'le de ayrı bir cephede savaştığımızı hesaba katarak bizden böyle bir direnç beklemiyordu. Fakat 9 ve 10 Ocak günleri bizim karşı taarruzumuzla karşılaşıp o zamana kadar Anadolu'da görmediği bir savaş tarzına Türk ordusunda rastlayınca keşif yaptım, bu kadar kafi, öğrendik dedi ve bıraktı gitti. Yani savaşmakta ısrar etmedi. Mustafa Kemal 1. İnönü Savaşı sonrası içeride güç kazanmış ve milli orduya katılımı arttırmıştır. 1. İnönü'den sonra Londra Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta Türk direnci büyümeden kırılmak istenmiş, konferansa davet edilen Büyük Millet Meclisi tam bağımsızlık istediğini dile getirmiş, Yunan tarafı ise İzmir ve Batı Trakya'yı kesinlikle bırakmayacaklarını söylemiştir. Özellikle İngiltere Başbakanı'nın Yunan taraftarı görüşleri kongreye damga vurmuş ve kongre sonuçsuz kalmıştır. Bu kongrede Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Bekir Sami Bey, İngiltere, İtalya ve Fransa ile anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaları kendi inisiyatifiyle yaptığı için Büyük Millet Meclisi bu anlaşmaları kabul etmemiş, Mustafa Kemal Paşa ise Bekir Sami Bey'i görevden almıştır.
Konferanstan eli boş dönen Yunanistan, Yunan Genelkurmay Başkanlığı görevine tüm general Guvalis'i getirmiştir. Guvalis, bir kere saldıralım, tam saldıralım ve Kemalistlerin işini bitirelim mantığını gütmüş ve savaşı bir an önce bitirebileceğini dile getirmiştir. Fakat ordu içinde yine ikililik çıkmış ve ani saldırı yapmaktan vazgeçilmiştir. Bunun üzerine Guvalis istifasını vermiştir. Yunan tarafındaki bir kırılma anı da budur. Yunan birliklerinin içine yolladığı ajanlar sayesinde bu karışıklıktan haberi olan Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya hazırlık emri vermiştir ve 2. İnönü Savaşı başlamıştır. Başa baş giden mücadelede bir ara önemli tepelerini kaybeden Türk ordusunun imdadına Mustafa Kemal Paşa yetişmiştir. Büyük Millet Meclisi muhafız taburunu da cepheye yollamıştır. Takviye kuvvetlerle eli bir hayli rahatlayan İsmet Paşa, yaptığı askeri manevralarla düşmanı şaşırtmış ve geri çekilmelerine sebebiyet vermiştir. İsmet Paşa'ya ilk tebrik Mustafa Kemal Paşa'dan gelmiştir. "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus kaderini yendiniz," demiştir. Yunan birlikleri 360 subay, 4900 tüfekli askerini kaybetmiştir. Bu kayıptan sonra İngiltere gerek teçhizat gerek askeri destek olarak Yunan birliklerine büyük bir yardımda bulunmuştur. Çünkü alınan her galibiyet Türk ordusuna katılımı arttırmaktadır. Fakat bu yardım üstü kapalı bir yardımdır. Özellikle İtalya ve Fransa savaşta tarafsız kalmayı tercih etmiştir. İngiltere tarafsız olduğunu söylediği halde Yunanlara askeri yardımlar yapmaya devam etmiştir. Ek olarak bu savaşta İsmet Paşa, Yunan başkomutan Papulas'la ilgili "Papulas ani sonuç almak istiyor. Savaş sabır işidir. Çok sabırsız davranıyor. Neticeye ulaşamayınca geri çekiliyor," tespitinde bulunmuştur. Bu gelişmelerden sonra Yunan birliklerinin moral kazanması için Kral Konstantin İzmir'e gelmiş ve halk kralı bağrına basmıştır. Kral askerlere hitaben şöyle demiştir: "Askerler, vatanın sesi bir kez daha beni liderliğe çağırdı. Kralınızın içten selamını kabul edin. Sizinle gurur duyuyorum. Asırlardır Helenlerin nefes aldığı bu topraklarda ulusal özgürlük savaşında büyük bir kahramanlıkla mücadele ediyorsunuz. Dünyanın hayranlığını her zaman çekecek olan emsalsiz uygarlığı burada meydana getirmiş olan Helen ideali için savaşıyorsunuz. Sizin yiğitliğiniz bu mücadelenin garantisidir. Bu uygarlığı meydana getiren sizler olacaksınız. Atalarınıza layık olarak çocuklarınıza onlar için de bizim için de önemli bir eser bağışlayacaksınız." Başbakan da birlikleri denetlemiş ve Türkleri "bu birliklerle Ankara'ya kadar süreriz" görüşünü iletmiştir. Ordu da yeniden yapılanmaya gitmiş, bazı subaylar cepheye geri dönmüştür. Artık Türkleri yok etmek için genel bir taarruz zamanıdır. İlk hedef Eskişehir, sonra Türklerin kalbi olan Ankara'dır. Kütahya-Eskişehir Savaşı olarak adlandırılan bu savaşta Yunan ordusu tüm gücüyle savaşmış, çok kayıp vermişse de Eskişehir'e asker çıkarmıştır. İsmet Paşa direnmeye devam etmiş fakat Mustafa Kemal'in "zamanı geldiyse çekil" demesi üzerine geri çekilmiştir. Yunanlar ilk hedef olan Eskişehir'e girmiş fakat Türk ordusunu imha edememiştir. Şimdi Yunan ordusu bulduğu moralle yeni bir cephe açacak mıdır? Bu konu gerek Konstantin, gerek Başbakan Guneris, gerekse de asker kanadında tartışmalara sebebiyet vermiştir. Başbakan Guneris, Ankara'ya doğru ilerlenmesi hakkında orduyu bilgilendirmiştir. Genelkurmay Başkanı Dusmanis de "Ankara'da durmamalıyız, Kızılırmak'a kadar devam etmeliyiz" diyerek aslında Türkleri Anadolu'dan hep atmak gerek fikrini yavaş yavaş dile getirmiştir. Videoya Yunan cephesinden baktığımız için çokça bahsetmiyoruz fakat Yunan askerlerinin tuttukları günlüklerde dahi ele geçirilen her köy önce yağmalanıp daha sonra Türk nüfusunun göç etmesini sağlamak amacıyla yakılmaktaydı. Yani savaş 2,5 yıl değil 5 sene sürseydi belki de Anadolu'nun birçok yerleşim yerinde Türkler %10, %20 ile temsil edilecekti. Biz yine konumuza dönecek olursak, savaş planı yapıldıktan sonra gerek Sovyet Rusya gerek Enver Paşa durumu dışarıdan izlemekteydi.
yapılacak bir Sovyet yardımı bundan sonra gerçekleşecek ilk savaşa bağlıydı. Olası bir ikinci mağlubiyette Enver Paşa Bakü'de beklemekte ve yönetimi ele almak için hazırlık yapmaktaydı. Ruslar da Enver Paşa Kozun'u elinde tutuyordu. Yunan gazeteleri bugünler için şöyle yazmaktaydı. Yunan donanması Büyük Anadolu Kalesi'nin kıyısındaki surları vurmaya başlamıştır. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, İnebolu ve diğer pek çok Karadeniz kapısını buradan Erzurum'a, Sivas'a ve Ankara'ya giden yollar başlatmaktadır. Yunanlar kapıların önündedir şeklinde okuyucuya duyurmuştur. Yunan hükümetinin askeri müşaviri olan General Strategos, Kemalist ordudan geriye enkaz kalmıştır. Bu enkaz Ankara'ya doğru kaçıyor. Onun yok olması da gecikmeyecektir. Kısacası Türk ordusu artık askeri bir değer taşımamaktadır, demiştir. İngiltere Başbakanı Lord George, Kütahya-Eskişehir muharebelerinin hemen ardından Yunanistan, Mustafa Kemal'i yenmekle Sevr Anlaşması şartlarıyla yetinmez. Daha elverişli imtiyazlara sahip olması lazımdır, demiştir. Yunan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Ankara'da meclis kaynamakta ve bir sorumlu aranmaktaydı. Mustafa Kemal başkomutan olsun sesleri yükselmekteydi. Bunun üzerine komutanlığı ele alan Kemal Paşa, meclisin tüm yetkilerini de geçici bir süreyle üzerine aldı. Seferberlik ilanında bulundu. Orduyu Sakarya'nın doğusuna çekmişti. Buna da yoğun bir şekilde itiraz vardı. Ama o bunu bir taktik savaşına çevirmişti. Ana üstten kopan ve aldıkları galibiyetlerle saldırma şevkini tadan Yunan ordusu ilerleyecek fakat ilerlediği her noktada yeni bir Türk ordusuyla karşılaşacaktı. Artık geriye dönemeyecek, yardım alamayacak boyuta geldiğinde ise kapana kısılmış olacak ve Türk taarruzu başlayacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi başladığında Türk ordusu gerek asker açısından gerekse mühimmat açısından Yunan birliklerinden oldukça gerideydi. Türk ordusunun tek artısı coğrafyayı bilmesiydi. Çünkü savaşılan topraklar Türk topraklarıydı. Savaşı takip eden Endros gazetesi muhabiri savaşla ilgili izlenimlerini şöyle aktarmıştı. Ona göre Türk savunma hattı derin vadilerden, çitlerden, batarya üstlerinden oluşan ve 20 kilometrenin üzerinde derinliği bulunan bir labirent. Her savunma hattında Türkler harika bir atış sahasına sahip olup bu yerleri Mustafa Kemal Paşa büyük stratejik zekayla seçmişti demekteydi. Yunan birlikleri Sakarya nehrini geçip Ankara'ya doğru ilerlerken çok büyük zorluk çekmiştir. Ağaçsız, kurak ve düz olan bu alanda askerler bitkin düşmüş, ekmek sıkıntısı baş göstermiştir. Geriden ekmek ve su çoğu zaman geç gelmiştir. Ekmek ve su olmadığı için değil, ulaşım sıkıntısı olduğu için asker aç kalmıştır. Uzun süreli yürüyüş sonunda karşı karşıya gelen iki ordu, tarihin en uzun meydan savaşına tutuşmuştur. Yorgun Yunan birlikleri tüm gücüyle savaşmış ve Türk savunma cephesini yarmıştır. Bu durum orduya büyük bir moral vermiştir. Tüm askerler adeta yeniden canlanmış, Türk ordusunu kovalayacaklarını düşünmüşlerdir. Ama karşı tarafta başkomutan Mustafa Kemal literatüre yeni bir savaş taktiği kazandırmıştır. Ordulara şöyle bir emir vermiştir. Hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uymaz. Bulunduğu mevkide sonuna dek dayanmak ve direnmekle yükümlüdür. Mustafa Kemal bu emri verdiğinde bir kaburga kemiği kırıktır. Çünkü cephe denetlemesi esnasında bir topçu birliğine çok kızmış, hızlıca atına binerken düşmüştür. Israrlara rağmen cepheye bizzat gitmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın emri bir kırılma anı olmuş ve Türk ordusu savaşı lehine döndürmüştür. Yunan İkmal Şube Müdürü mağlubiyeti şu cümleyle özetlemiştir. Ordular arasında mücadele eşitliği olsa bile komutanların istekleri açısından eşitlik yoktu. Bu da Yunanların aleyhineydi. Ne yazık ki büyük bir Yunan vatanseveri olan Papulas inanmadığı bir harekatın komutanlığını üstlenmek zorunda kalmıştı. Yunan birlikleri Sakarya'da 23 bin dolaylarında kayıp verirken Türk ordusu 18 bin dolaylarında kayıp vermiştir.
Eskişehir bölgesine çekilen Yunan ordusu tüm gücünü Sakarya'da harcamış, kesin galibiyet beklerken fena halde mağlup olmuştur. Askerler arasındaki siyasi çatışma artmış, kralcılar ve Venizelosçular birbirlerini suçlamaya başlamıştır. Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz ve ailelerin çocuklarını görmek istemesi de sosyal bir çöküşe sebebiyet vermiştir. İlk andan bu yana işgal altındaki İstanbul'dan Yunanları destekleyen İngilizler de Sakarya Savaşı sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp tarafsız kalmaya çalışmıştır. Sakarya zaferi Mustafa Kemal'e büyük bir güç kazandırmış, Türk ordusu ilk defa zafer kazanabiliriz, düşmanı kovabiliriz hissiyatına kapılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası iki tarafta büyük bir hazırlık içine girmiştir. Yunan tarafı savunmaya yatırım yaparken Türk tarafı gerek İtalya ve Fransa'dan parayla alınan silah ve uçaklarla gerekse de Sovyet ve diğer Doğu milletlerinden gelen yardımlarla taarruza hazırlanmaktadır. İngiltere her ne kadar desteklerse desteklesin Yunanların bu savaşı kazanamayacağı ortaya çıkmıştır. Yunan tarafı Kızılırmak'ın ötesini hedeflerken İzmir ve çevresine razıyız, anlaşma olsun demeye başlamış ve başbakan Avrupa devletlerinden yardım istemeye gitmiştir. Fakat bu gidişten elleri boş dönmüşlerdir. Avrupa devletleri milletlerinden gelecek tepkiyi önlemek için kendi askerleriyle Anadolu'da savaşmamış, Yunan askerlerini öne sürmüşlerdir. Şimdi de bu askerlere sırtlarını dönmüşlerdir. Yunan siyasilerde aldatıldık duygusu ağır basmaya başlamış, mecliste sert çatışmalar yaşanmıştır. Önceki başbakan Venizelos'un taraftarları sürekli olarak karışıklık çıkartmak için siyaset yapmaya başlamıştır. Özellikle askere yeni alınan gençlerin hepsi Venizelosçudur. Bu gençler Anadolu'ya gittiğinde Yunan askerleri arasındaki çatlak daha da derinleşmiştir. Yunan tarafında işler olumsuz yönde ilerlerken Anadolu'da yer alan Rumlar Yunanistan'a bağlı özel bir devlet kuralım fikrini ortaya atmışlar ve çalışmalarına başlamışlardır. Mayıs 1922 yılına geldiğimizde Yunan başkomutanı Papulas fikir ayrılıklarından dolayı istifa etmiş, yerine Hacı Anesti getirilmiştir. Yunan hükümeti de bir kere daha seçime gitmiştir. Hacı Anesti'nin başkomutan olması Anadolu'da iyi karşılanmamıştır. Çünkü Hacı Anesti Anadolu'dan çekilmeyi, yalnız İzmir ve bölgesini elde tutmayı, asıl hedeflerinin Trakya ve İstanbul olması gerektiğini söylemiştir. Anadolu'dan bir grup askeri Trakya'ya yollamıştır. Bu tarihi hataya şüphesiz en çok sevinen isim Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Çünkü taarruz yapmak için sayıca üstün olunması gerektiğini bilen Mustafa Kemal Paşa, ilk defa Anadolu'daki Yunan kuvvetleriyle eşit konuma yaklaşmıştır. Savaşa katılan Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarındayken Yunan askerlerinin sayısı 225 bindir. Fakat Kemal Paşa, kuzeyden saldırı yapacağı izlenimi verip kuzeyde 30 bin asker olduğunu belirten telgraflar çekmiştir. Bu telgraflar bilinçli bir şekilde Yunan tarafının eline geçirtilmiştir. Yunan tarafı bu telgraflardan sonra cephenin kuzeyinde 30 bin asker bırakmıştır. Ancak kuzeyde 7 bin Türk askeri vardır. Büyük taarruza haftalar kala Türk tarafındaki bazı gelişmeler özellikle yeni Yunan başkomutanını sevindirmiştir. Ankara'da mecliste çıkan tartışmalar, Mustafa Kemal'e suikast düzenlendiği konuşmaları, Türk tarafının barış için Avrupa'ya heyet yollaması ve Ankara'da verilen partiler Türklerin taarruza cesaret edemeyeceği izlenimini oluşturmuştur. Hatta Hacı Anesti, İzmir'de bir gazetecinin Mustafa Kemal'i sorması üzerine "Ne Mustafa Kemal'i? O da kim? Öyle bir komutan tanımıyorum." diyerek dalga geçmiştir. Fakat Yunan ordusunda dalga geçecek moral kalmamıştır. Yunan kurmay subayı Vasilikos, büyük taarruza saatler kala günlüğüne şunu yazmıştır. Günlerden beri hatlarımızın önünde Türk birliklerinin önemli bir hareketliliği söz konusu. Hazırlıklar düşmanın harekete geçeceğini haber veriyor. Herhangi bir duruma hazırlıklı olmamız için emirler geliyor. Teyakkuz halindeyiz. Bir kızgınlık durumu hakim. Sabah 3'ten itibaren düşman taarruzunu bekler durumdayız. Geçen yıl aynı gün ve saatlerde konuksever olmayan Sakarya'da bizi boğmak için nehre atmayı amaçlayan azgın düşman taarruzuna maruz kalmıştık. Şimdi yine aynı şekilde kan akıtılmasını bekliyoruz. Yıllardan beri boş yere mücadele ediyor ve kana bulanmış tahtı desteklemek amacıyla kanıyoruz. Ve o an gelmiştir. Türk tarafı varını yoğunu ortaya koymuş, son atımlık mermiyle
düşmanı yurttan atmak için taarruz ordusu kurmuştur. Yunan orduları başkomutanı cepheye yüzlerce kilometre uzaklıkta otururken Türk orduları başkomutanı Afyon Kocatepe'dedir. Sisli bir Ağustos sabahı gece yerini güneşe, sis yerini Allah Allah seslerine bırakıp gökle buluşmuştur. Yunan tarih kitaplarında taarruz sonrasında Yunan ordusu hareketsiz kalmıştır. Çünkü Türk tarafındaki topçular çok iyi yerleştirilmiştir denilmektedir. Bu doğrudur. Çünkü Batı cephesi komutanı İsmet Paşa topları öyle bir konumlandırmıştır ki Yunan ordusunun topları işlevsiz hale gelmiştir. Şimdi taarruzun ikinci gününde Yunan askerinin günlüğüne bakalım. Türkler gece çevredeki bütün tepeleri aldılar ve bizi sığınağa hapsettiler. Neredeyse tamamen çevrilmiş durumdayız. Dağınık olarak tek çıkış durumundaki kuzeye doğru çekiliyoruz. Sığınağın ağzındaki ilk geçide geldiğimizde karşı tepeyi almış az sayıdaki ancak çoğunluğu köylülerden oluşan Türklerin açtığı ateşe maruz kalıyoruz. Türkler ayakta ateş ediyorlar. Panik içinde olmamız düzenimizi bozuyor. Sığınaktan çıkmak için herkes koşuşuyor. Aynı anda taşımacılar yüklerini atıp atlı olarak panikle dört nala kaçışıyorlar. İç burkan umutsuz bir durum. 300 Türk 10 bin eri kovaladı. Pek çok top ve makineli tüfek yüklemeye fırsat bulunmadan Türklerin eline geçti. Askerlerin birçoğu yaralandı. Bir o kadarı da hayatını kaybetti. Zavallı yaralılar. İç burkarcasına yalvararak arkadaşlarının yardım etmesini istiyorlardı. Hiç kimse yardım eli uzatmıyor, herkes kaçarak kurtulmak istiyor. Hiç kimse nereye geçtiğimizi bilmiyor. Hiç kimse, hiç kimseye emretme ve emredilme yetkisi vermiyor. Başsız, lidersiz bir şekilde nereye gittiğini, nerede bulunduğunu, ne olacağını bilmeyen ayak takımına dönüştük. Gece yarısı Türk köyüne varıldığında üşümekte olan askerleri ısıtması için köy yakılmıştır. Askerlerin herhangi bir örtüsü ve battaniyesi yoktur. Ateşin yanında koyunlar gibi biri diğerine yaslanmış gecelemektedirler. Açlık da bizi kırıp geçiriyor. Bulduğumuz tek battaniye üzerinde Manolo ile birlikte dinleniyoruz. Yunan askeri birlikleri geri çekildiğinde birçok köyü yakmış ve burada söylemeye dilimin varmadığı birçok kötü olaya imza atmıştır. Fakat bu videoya Yunan tarihinin gözünden baktığımız için yine Yunan askerinin günlüklerinden yola çıkalım ki orada dahi yakıp yağmalama olayını belirtmişlerdir. 31 Ağustos 1922. Her yerden ve tüm tepelerden koşarak geri çekilen paniklemiş kollar geliyor. Türk topları bu kollara ateş ediyorlar. Elimizdeki tüm top ve makineleri Türklere bıraktık. Türkler geliyor diye bağıran paniklemiş askerler ellerindeki silahları atarak Uşak yoluna koşuyor. Haysiyetsiz subaylar toplayabileceklerini toplayacakları yerde onlar da korkudan titreyerek ve korkulu ifadelerle kaçıyorlar. Ne saldırmaya ne de herhangi bir kelime söylemeye güçleri var. Artık ne ileri ne de geri kuvvetler var. Üst ve alt düzey subaylar taşıyıcı askerlere yalvararak hiç değilse semersiz eşeklere binmek için dil döküyorlar. Daha kısa bir süre önce zafer kazanmış olan askerin hali çok kötü. Banaz'dan koşarak geçerken köy ateşe veriliyor ve kadınlar lanet ederek yanmamak için evlerinden giysisiz şekilde kaçıyorlar. 3 Eylül 1922. Sabahın 9'unda kuzeyden Türk askerleri geldi. Türk uçakları Kemal'in bildirisini attılar. Bildiride şunlar yazıyordu. Köyleri yakmayın. Yoksa onları esir arkadaşlarınız yeniden inşa edecekler. Sabah 10'da demiryolu boyunca yürümeye devam ediyoruz. Uşak yanıyor. Tüm çevre köyler ateşe veriliyor. Ateş. Her yerde ateş. Savaş devam ederken Yunan başkomutanı Hacı Hanesli kaçmış, onun yerine Yunan hükümeti tarafından Trikopis başkomutan ilan edilmiştir. Fakat Trikopis o anlarda Türk başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'nın huzurunda esir konumundadır. Yunan hükümeti ve ordusu işte bu kadar kopuktur o günlerde. Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Kemal Paşa 25 bin Yunan askerini esir eden kurt kapanı planını başarıyla gerçekleştirmiştir. İzmir'de savunma düzeni almayı düşünen Yunan birliklerini süvari birlikleri amansız bir şekilde peşleyerek bu düşünceyi hafızalardan sildirmiştir.
Türk süvarilerinin insan üstü hızla yol kat etmesinin bir başka nedeni ise de Yunan birliklerinin birçoğunun geçtiği noktalarda köyleri yakması ve insanlara türlü eziyetlerde bulunmasıdır. Birçok köy yakılmaktan son anda kurtarılmıştır. Hatta bir köyde camiye doldurulan insanlar son saniyede kurtarılmış, caminin etrafından benzin kokuları günlerce gitmemiştir. Saniyeler dahi önemlidir. Maalesef bu cami ve içindekiler kadar şanslı olmayan birçok cami ve köy vardır. Avrupa'da bulunan Yunan elçiler tarafından bu dakikadan sonra İngilizlerden acil olarak barış teklifi sunulması istenmiştir. İngilizler barış teklifini sunmuştur. Fakat Mustafa Kemal Paşa şöyle bir yanıt vermiştir. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Anlaşma ancak Trakya için söz konusu olabilir. 8-9 Eylül tarihlerinde İzmir Rıhtımı ana baba günüdür. Yunan memurlar ve Rum halk boş gemi bulmak ve Yunanistan'a geçmek için birbirlerini ezmektedirler. Yunan ordusunun bir bölümü Çeşme'den kaçmakta, bir bölümü limanlarda beklemektedir. Yüzlerce askeri grup yolu kaybetmiş, sadece kendini kıyıya atmış, bekler vaziyettedir. Daha 2 ay önce İonya adında özel bir Yunan devleti kurulan İzmir'de herkes şaşkın, herkes panik içindedir. 8 Eylül gecesi İzmir'e doğru inen ilk süvari birlikleri hükümet konağına Türk bayrağı çekmiştir. Bu esnada kentte örgütlü halde bulunan gönüllü Ermeni imha grupları hala direnme eğilimindedir ve yer yer çatışmalar çıkmaktadır. Aynı gün zamanında İzmir'den kovdurtturduğu Sakallı Nurettin Paşa'nın karşısına getirtilen dini lider Hristo Tomos makamdan çıktıktan sonra halk tarafından linç edilip öldürülmüştür. İşgalin ilk günü onun öncülüğünde yapılanları halk unutmamıştır. Yunan tarafının hayali bitmiş, Türk askeri tam anlamıyla şehre hakim olmuştur. 9 Eylül'ün akşamı İzmir'i gören Bel Kahve'ye gelen Kemal Paşa 10 Eylül sabahı İzmir'e girmiş ve Türk'ün kızıl elması İzmir özgürlüğüne kavuşmuştur. Kemal Paşa ilk iş olarak İngiliz gemilerinin şehirden uzaklaşması için 24 saat vermiştir. Bu dakikadan sonra Türk askerini Çanakkale'ye doğru yürütmüştür. Kendini tanımadığını söyleyip dalga geçen Yunan başkomutanına da gönderme yapmaktan geri durmamıştır. Gazetecilere, "İki haftadır cephedeyim, her tarafta Hacı Anistri'yi arıyorum, gördünüz mü?" demiştir. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Türk ordusunun Çanakkale'ye doğru yürümesi karşısında "Türklere karşı savaşalım" demiştir. Fakat İngiliz komutanlar bu savaşı göze almamıştır. Zaten İngiliz halkı artık savaş istememekte ve protesto mitingleri yapmaktadırlar. Bu olaylar ilerleyen günlerde Başbakan Lloyd George'un hükümetten düşmesine sebebiyet verecektir. İlerleyen günlerde Mudanya Anlaşması'yla Trakya boşaltılmış, ardından Türk birlikleri İstanbul'da yönetimi ele almıştır. İstanbul'da yer alan son düşman birlikleri de bir sene içinde İstanbul'da Türk bayrağını selamlayarak gitmişlerdir. Savaş sırasında Milli Kurtuluş Hareketi ve Kurtuluş Hareketi'nin başında bulunan Mustafa Kemal'e karşı cephe alan Vahdettin de kendi hayatını tehlikede gördüğü gerekçesiyle İngilizlere bir mektup yazmış ve İngiliz zırhlısıyla ülkeyi terk etmiştir. Yunan halkının protestoları eşliğinde bir komisyon kurulmuş, savaş sorumlusu olan Başbakan Hacı Anistri ve üst rütbeli 4 komutan idam ettirilmiştir. Sonuç olarak ata yurt olan Anadolu'ya el sürmeye çalışanlar, belki saraylarda oturup yalnızca kendi tahtını düşünenleri aldatabilmişlerdir ama bir avuç yiğit ya istiklal ya ölüm demiş, namusuna el süren düşmanı vatanın bağrında boğmuştur. Videomuzun sonu.